Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 8. sınıf 5. ünite internet ünitesinin konu anlatım ve kelimelerini öğreneceğiz. Öncelikle internet ne demektir? Kelime anlamıyla beraber bilelim. İnternet birbirleriyle tüm dünyada yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan genel bir ağdır. İnternet kelimesine baktığımızda interconnected networks kelimelerinin kısaltılmış şekliyle kullanırız. İnternetin temel işlevi haberleşme ve iletişimdir. Şimdi bu iletişim ve haberleşme kelimelerine ve türlerine beraber bakalım. Do online shopping, çevrimiçi alışveriş yapmak. Search for information, bilgi araştırmak. Playing online games, çevrimiçi oyun oynamak. Pay the bills, faturaları ödemek. Watch movies and videos, watch movies and videos, filmleri ve videoları izlemek. Chat online, çevrimiçi sohbet etmek, muhabbet etmek, konuşmak. Make new friends, yeni arkadaşlar edinmek. Use social network sites, sosyal bilişim ağları kullanmak. Buy tickets, bilet almak. Read newspaper, gazete okumak, email address, e-posta adresi, account, hesap, create an account, bir hesap oluşturmak, bir hesap yaratmak, confirm, onaylamak, web browser, internet tarayıcısı, World Wide Web, dünya genelinde internet ağı diyebiliriz. Internet address, internet adresi. Updates, güncellemek. Web sitesi. Download, indirmek. Herhangi bir sayfadan, bir siteden. Bilgi indirmek, video indirmek, şarkı indirmek anlamında kullanabiliriz. Upload, yüklemek. Internet connection, internet bağlantısı. Login, sign in, kayıt olmak. Logout, çıkmak, çıkış yapmak. Search engine, arama motoru. Attachment, eklenti. File, dosya. Insert, eklemek, eklenti yapmak. Click, tıklamak. Pay attention, dikkat etmek. Copyright, telif hakkı. Follow online courses, çevrimiçi kurslar takip etmek. School assignments, okul ödevleri. Make travel arrangements, seyahat planlamaları yapma. Find local events, yerel olayları bulma, yerel olaylar bulmak. Social media accounts, sosyal medya hesapları. Mobile devices, mobil aletler. Credit card information, kredi kartı bilgisi. Kredi kartı bilgisi dediğimizde dikkat etmemiz gereken bazı birkaç nokta var. Onlara bakalım. Bank branding dediğimiz banka markası, brand marka demektir. Bankanın adı, banka markası diyebiliriz. Card number dediğimiz burada birçok sayıdan, birçok haneden oluşan uzunca rakamlar, buna card number deriz. Card holder's name dediğimiz kart sahibinin ismi, adı ve soyadı yazdığı. Valid true olarak burada yazması gerekiyor. Valid true dediğimiz expiry date, yani son kullanım tarihi, son geçerlilik tarihi olarak da görebiliriz. Expiry date. Burada ödeme yöntemi, hangi ödeme yöntemini kullanıyorsa, hangi ağı kullanıyorsa onun logosu. Burada da küçük bir çift olacak bankamız için. Arka tarafını çevirdiğimizde kartın
KVK numarası son 3 haneli olan numaraya bakacağız. KVK numarası son 3 hanede yazan numara olacaktır. Bunları hatırlayalım ve 5. ünitemizin kelimelerini hatırlamış olalım. Şimdi sizlerle The Internet ünitesinin konu anlatımına geçelim. Internet habits dediğimiz internet alışkanlıkları. Neler görebiliriz burada? İnternette vakit geçirdiğimizde arkadaşımıza veya bize sorulan soruları görebiliriz. Habits dediğimiz alışkanlık demekti. Hatırlamış olalım. For what purposes? Ne amaçla internet kullanırsın? Why do you use internet? İnterneti niçin kullanırsın? What do you do when you use internet? İnterneti kullandığında ne yaparsın? What do you use internet for? İnterneti niçin kullanırsın gibi sorularımız var. Bu sorulara baktığımızda for what purposes? Ne amaçla demektir? Amacımızı söylerken for what purposes? Ne amaçla? Ne amaçla interneti kullanırım? Bir yerde alışkanlık varsa mutlaka geniş zaman kullanacağız ve geniş zamanla cevap vereceğiz. Bir yerde yine genel bir anlatım, genel bir açıklama söylüyorsa geniş zamanı kullanacağız, geniş zamanla cevap vereceğiz. Yine açıklama yapmamız gerekiyorsa interneti ne zaman kullandığımızdan, hangi amaçla kullandığımızdan bahsediyorsak geniş zamanı burada kullanmış olacağız. Biraz önce görmüş olduğumuz kelimeleri hatırlayalım. Şimdi beraberce sorulara bakalım. Sorulara geçtiğimizde aşağıdaki grafiğe göre boşlukları doldurunuz. Aşağıda neler verilmiş bana? Belli oranlar verilmiş ve bu oranları simgeleyen resimler verilmiş. Read online computer magazines, çevrimiçi bilgisayar dergileri okumak. Upload photos, fotoğrafları yüklemek, send emails, e-postaları göndermek, make travel arrangements, seyahat düzenlemeleri yapmak. Buraya baktığımızda genel bir grafik görüyoruz. İnternette popüler aktiviteler, kimlerin yaptığı popüler aktiviteler? Teenagers, gençlerin yaptığı popüler aktiviteler. Soru kökümüz bize ne vermiş? Gençlerin neredeyse yarısı. Gençlerin neredeyse yarısı ne yapıyor? Grafiğe baktığımızda bunun cevabını bulmamız lazım. %12 neredeyse yarısını karşılamıyor. O yüzden %12 ile anlattığını söyleyemeyiz. Yani %12 turuncu renkte olduğuna göre make travel arrangements diyemeyiz. %18 mail göndermek, bunu söyleyemeyiz. %22 fotoğrafları yüklemek, söyleyemeyiz. Neyi söyleyebiliriz? %48. %48, %50'nin yani neredeyse yarısının neredeyse ifadesini %2'lik kısımdan karşılıyor. Half of the teenagers, gençlerin neredeyse yarısı. Ne yapıyormuş? Read online computer magazines. Bilgisayar dergileri okuyorlar. Bilgisayar dergileri okuyor diye bana soru kökünde verdi. Fakat cevaplarda yani şıklara baktığımızda şıklarda read magazine online yani dergiyi çevrimiçi okumak dedim. %48 gençlerin neredeyse yarısı çevrimiçi ne yapıyorlar? Bunu okuyorlar. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruya baktığımızda yukarıdaki bilgiye göre dünya üzerinde bir
şehirde veya... Beşinci ünitemiz internet ünitesi. Eda hocanız bir giriş yaptı. İnternet kelimelerinden bahsetti. İşte internette neler, internet ne üzerinden kullanılır, işte ne için kullanılır bunlardan bahsetti. Şimdi biz de bir kelimelerden bahsedeceğiz biraz. Ondan sonra and, but, because bağlacından, daha sonra grafik yorumlamalardan ve anlamadığın bir şeyi nasıl sorarsın bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu böylelikle tamamlayacağız. Ama önce şu kelimelere bir bakın. Eğer bunlarda bilmediğiniz varsa muhakkak bunları arkadaşlar durdurup bakın, bilmediğiniz kelimeleri giderin. Bu eksiklerinizi giderin, bir kelimelere bakın. Şimdi bu ünitede yapılmış bazı testlerde, bazı anketlerde şu kelimelerin çok bilinmediği ortaya çıktı. Unknown words, yani bilinmeyen kelimeler. Şu bilinmeyen kelimelere bakın. Yine burada eğer varsa çok bunlar ortak bilinmeyen kelimeler. Varsa bunlardan bilmedikleriniz, bunları hemen not edin. Synonyms dedikleri eş anlamlı kelimeler. Mesela reply cevap vermek, respond yine cevaplamak demek. İkisi de homework, assignment, ikisi de ödev. Confirm, approve, ikisi de onaylamak demek. Antonyms bunlarsa zıt anlamlı. Mesela more daha çok, less daha az anlamında. Bu kelimeler de önemli arkadaşlar. Yani kelimeler dil için en önemli şey. Yani kelime olmadan birçok şey yapmamız mümkün değil. O yüzden ne kadar çok kelime bilirsek bizim için o kadar iyi. Evet, purposes to use the internet. Yani interneti kullanmak için amaçlar, interneti kullanmanın amaçları. Bu kitabımızda geçen 24 tane ifade. Bunları hemen okuyun. Bunları zaten derste de işledik. Bilmedikleriniz varsa bu eksiklerinizi giderin. Anlamlarıyla beraber bunlara bir bakın. Şu kısım. Evet arkadaşlar, connecting sentences, yani cümle bağlama ifadeleri. Use, yani when we want to link ideas, yani bir şeyleri birleştirmek istediğimizde bazı fikirleri, bu kalıpları kullanırız. Yani benzer düşünceleri bağlamak için arkadaşlar and, yani ve. Bunların zaten birçoğunu biliyoruz. Şimdi bunları cümle içinde nasıl kullanırız, cümlelerde nasıl kullanırız, bunlara bakacağız. İki şey, benzer bir şeyi bağlamak için and yapısı. Mesela Tina likes listening to music. Yani Tina müzik dinlemeyi sever. And watching TV ve televizyon izlemeyi. And ve demek. But ama, because çünkü, so bu yüzden. Mesela I use the internet. İnterneti kullanırım. Online alışveriş yapmak için ve bilgi aramak için. Yani alışveriş yapmak ve bilgi aramak için. İki benzer şey hakkında konuşurken and. But ifadesini ise farklı ifadeleri bağlamak için kullanırız. Yani birbirinden farklı iki ifade. Nasıl? I like texting messages. Yani mesaj yazmayı severim. But. Ama bundan sonrası olumsuz gitmesi lazım. I don't like. Ben sevmem. Sending messages. Yani mesaj, şey, sending emails. E-mail göndermeyi sevmem. Yani şu but ifadesinin önündeki ile arkasındaki ifade birbirinden farklı olması lazım. I like texting messages. Yani şunu severim ama bunu sevmem. Mesela he has a laptop. Onun bir laptopu var. But ama he doesn't have a tablet. Tableti yok. Yani laptopu var ama tableti yok. Yani iki tane farklı cümle. Benzer cümleler değil. Because ifadesini ise to give reason, yani reason sebep demekti. Neden bildirmek için, bir sebep bildirmek için kullanırız. Nasıl? I play computer games. Bilgisayar oyunu oynarım. İngilizce cümle kurarken bakın özne fiil diye gidiyordu. I play, ben oynarım. Computer games, bilgisayar oyunu. Because, çünkü. They are fun. Burada sebebini bildiriyor. Çünkü onlar eğlenceli. Mesela she cannot connect to the internet. İnternete bağlanamıyor. Can't ifadesi bu. Çünkü she doesn't have a modem. Yani modemi yok. Sebebi. İnternete bağlanamıyor çünkü modemi yok. Bir şeyin sebebini bildirmek için. So ifadesi ise sonuç bildirmek için. Nasıl? She was too busy. Yani o çok yoğundu. Too ifadesi cümlenin ortasına geldi mi? Bunu ilk videoda söylemiştim. Çok anlamında, aşırı anlamında. Aşırı anlamında, yani cümlenin sonlarına doğru gelirse ise, yani busy to anlamındaysa meşgul de daha ekik atıyordu. Burada çok anlamında, çünkü o çok meşguldü, so bu yüzden. She forgot to pay the bills, yani o unuttu, pay the bills, fatura ödemeyi unuttu, yani sonuç. Çok meşguldü, sonuç olarak onu unuttu. Mesela I don't have internet connection, internet bağlantısına sahip değilim, at our house, evimizde, so bu yüzden.
I cannot use social networking site. Yani sosyal medya sitelerini I can't use. Kullanamıyorum. Şimdi and benzer şeyler. But and ve demekti. But ama işte because çünkü so da bu yüzden. Şimdi bunları aklınızda tutun muhakkak. Şimdi bunlarla alakalı bir etkinlik yapalım bakalım. Şurada and, but, because ve so ile ekranı durdurun. Cümlelerin anlamlarına bakarak bunları bir yerleştirmeye çalışın bakalım. Sonra buradan cevaplarını kontrol edelim. Şimdi ekranı durdurun. Bunları bir yapın bakalım kendiniz. Evet, şimdi cevaplara bakalım. Birinci de I enjoy, ben severim, keyif alırım. Surfing the internet, internette dolaşmaktan. Boşluk, chatting online with my friends, yani chatleşmek, konuşmak, arkadaşlarımla online konuşmaktan. İki tane şey, hangisi gelir? Ve, ama, çünkü, bu yüzden. Yani ben internette dolaşmaktan keyif alırım, bu yüzden arkadaşlarımla konuşmak olmaz. Ama arkadaşlarımla konuşmak olmaz, çünkü arkadaşlarımla konuşmak olmaz. Hem keyif alırım internette surf yapmaktan ve arkadaşlarımla konuşmaktan, yani cevap and olması gerekiyor. İkinciye bakalım. Barbara likes science, yani Barbara sever science, yani fen, bilimi. Boşluk, she doesn't like math, yani o sevmez matematiği. O zaman bir tarafta sevdiği bir şey var, bir tarafta sevmediği bir şey var. Hangisi olabilir? İki taraf olumsuz, yani birbirinden farklıysa but olması gerekiyor. Yani Barbara feni sever ama matematiği sevmez. Making online friend, yani online arkadaş yapmak. Is fun, eğlencelidir. Boşluk, it is sometimes dangerous, yani bazen tehlikelidir. Bakın, bir olumlu taraf var, bir olumsuz taraf var. Yani o yüzden iki tane farklı şeyden bahsettiği için yine but gelmesi lazım. Eğlencelidir ama bazen de tehlikelidir. Jack wants to use the internet, yani Jack interneti kullanmak istiyor. Boşluk, he wants to search information, yani o wants to istemek demek arkadaşlar. Search kelimelerde var yine. Information bilgi, bilgi araştırmak istiyor projesi için. Şimdi burada bir neden sonuç var. İnterneti kullanmak istiyor, projesi için bilgi araştırmak istiyor. O yüzden çünkü gelmesi lazım. Because, yani o interneti kullanmak istiyor çünkü projesi için bilgi araştırmak istiyor. Şimdi 5'e bakalım. The film was very boring, yani film çok sıkıcıydı. Boşluk, I didn't watch it till the end. Şuradaki till arkadaşlar e kadar demek. Until gibi. Bunu daha önce görmüştük. Until ve till aynı. Till the end böyle kendinden sonra gelene eklenir. End zaten son demek. Sonuna kadar yani. Şimdi çok sıkıcıydı, sonuna kadar izlemedim diyorsa araya ne gelecek? Burada neden sonuç ifadesi, nedeni çok sıkıcı, sonuç izlemedim, yani so. Film çok sıkıcıydı, bu yüzden sonuna kadar izlemedim. John likes listening to pop, yani John pop dinlemeyi sever. Boşluk, rock, yani iki tane benzer şey, o yüzden ve. Pop ve rock dinlemeyi sever. O can't stand, katlanamaz, caz müziğe katlanamaz. Yani bu sefer de olumsuz bir şeyden bahsediyor. İki farklı şey olduğu için but. Pop ve rock dinlemeyi sever ama caz müziğe katlanamaz. My brother doesn't have enough money, yani erkek kardeşim sahip değil. Enough, yeterli demek. Yeterli paraya. Boşluk, he can't buy a new computer, yani o satın alamaz yeni bir bilgisayar. Yani neden? Sonuç. Nedeni parası yok, sonucu bilgisayar alamıyor. O yüzden, bu yüzden yeni bir bilgisayar alamaz anlamında. Sonuncu da I think, bence John is addicted. Addicted, bağımlı demek arkadaşlar. İnternete bağımlı. Boşluk, he is always online. Bak, yani internete bağımlı, her zaman internette diyorsa because gelmesi lazım. Yani bence John internete bağımlı çünkü her zaman internette. And, but, because ve so bu şekilde arkadaşlar. Bunları kitabımızda sayfa 56'da bunlarla alakalı örnekler de var. Orayı da bir kontrol edebilirsiniz. Bir konuşmayı anlayamadığımız bir şeyi netleştirmek veya bir konuyu açıklığa kavuşturmak için şu kalıpları kullanırız arkadaşlar. Şimdi asking for clarification, bunlar testlerde çok çıkar. Nasıl çıkar? Mesela bir şey söyler yukarıda, aşağıda boşluk bırakmıştır, öbürü tekrar aynı şeyi başka bir şeyle anlatır. Ne demiştir arada der. İşte şunlardan bir tanesi. İşte tekrar söyleyebilir misin? İşte açıklayabilir misin? Daha fazla açıkla lütfen gibi ifadeler. Şimdi bunları bir göz atalım, bunlara bir bakalım.
Şimdi mesela bir tanesi What do you mean? What do you mean? Ne demek istiyorsun demek. Mean anlamına gelmek, demek istemek. Mesela you mean, sen demek istiyorsun. Do başa gelmiş. Başa geldiği zaman soru cümlesi yapıyordu. Bunları ikinci videomuzda gördük. Do you mean yani demek istiyor musun? What WH'li ifadelerde en başa geliyordu cümle kurarken. What do you mean? Ne demek istiyorsun? İşte, can you explain? Explain açıklamak demek. Can ebilmek ekiydi zaten bunu hep biliyoruz. Can you explain? Açıklayabilir misin? What it means? Yani o ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini açıklayabilir misin? Mean anlamına gelmek demekti. Bu da deminki kelimelerde bunları hep yazdım. What do you mean? Yani ne demek istiyorsun? What do you mean kalıbı arkadaşlar? Ne demek istiyorsun? By that, exactly. Exactly de tam olarak. Yani tam olarak ne demek istiyorsun? Can you explain? Explain açıklamak demek. Can ebilmek eki zaten. Can you explain? Açıklayabilir misin onu? More. Yani daha fazla. Please, lütfen. Sorry, I can't follow you. Üzgünüm. I can't follow. Takip edemedim. Yani anlayamadım anlamında bu ifade. What does it mean? O ne anlama geliyor? Karşı tarafta bizden ne söylediğimizi açıklamamızı istediğinde şu kalıpları kullanırız. Mesela I mean. Demek istiyorum ki what I mean is that yani demek istediğim şu ki in other words bu da başka bir deyişle demek. Bunlar kitabımızda sayfa 59'da geçen ifadeler arkadaşlar. Bunları da eğer bilmiyorsanız bunları deftere muhakkak yazın. Çünkü bunlar sınavlarda çok çıkar. Şimdi birazdan bunlarla alakalı testlerde çözeceğiz. Mesela şimdi şu ikinci soruya bir bakalım. Johanna and Bob konuşuyor. Diyor ki, Can I use, yani kullanabilir miyim, your smartphone, cep telefonunu to make a call, bir çağrı yapmak için. Öbürü Bob da diyor ki, I am playing an online game, yani oynuyorum diyor, online bir oyun. Why don't you use your phone? Why don't you, neden yapmıyorsun demekti. Bunlar ilk videoda bunları işledik. Neden kullanmıyorsun cep telefonunu? Is there, var mı demek. A problem yani bir problem var telefonunda. O da evet. My phone is broken. Broken bozuk, kırık anlamında. Bir şey söylüyor Bob. Joanna tekrar diyor. Diyor ki in other words. Başka bir deyişle it isn't working. Çalışmıyor properly. Properly arkadaşlar düzgün demek. Yani düzgün çalışmıyor. Açıklamış. Şimdi bu araya which of the following yani aşağıdakilerden hangisi demek. Bu zaten her videoda bunu görüyoruz. Doesn't complete yani tamamlamaz. The conversation. Diyaloğu tamamlamaz. Şimdi evet telefonum bozuk başka bir deyişle düzgün çalışmıyor. Bu araya hangisi gelemez diyor. Şimdi bakalım A şıkkına mesela. Please lütfen explain to me. Bana açıkla what you mean. Yani ne demek istediğini bana açıkla. O da başka bir deyişle düzgün çalışmıyor. Yani A şıkkı gelebilir. B'ye bakalım. Why don't you buy? Yani neden almıyorsun? A new tablet. Yeni bir tablet. Bu çok alakasız zaten. C'ye bakalım. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Exactly. Tam olarak. Onunla yani by that dediği onun hakkında yani onunla ne demek istiyorsun tam olarak. Bu da tekrardan açıklıyor. Yani bu da olabilir. Sorry I can't follow you. Yani üzgünüm anlayamadım. Takip edemedim. Tekrar açıklıyor. Bu da olabilir ama B şıkkı olamaz. Arkadaşlar sınavlarda testlerde bu şekilde çıkıyor. Yani arkadaşlar şuradaki what do you mean yani ne demek istiyorsun? I mean demek istiyorum ki özellikle şu ikisi bunlar da biraz daha fazla kullanıyor diğerlerine göre ve şu kalıplar işte explain what it means işte bunlar da cevap verirken kullanılan ifadeler. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın bunlar önemli. Şimdi bunlarla alakalı birkaç soru daha çözelim. Mesela şu 6. soruya bir bakın bakalım. Buradaki soruya hemen durdurun. Bunu sonra beraber yapalım. Önce bir kendiniz cevaplayın. Evet, şimdi beraber yapalım. Bu soruda what do you mean ifadeler geçiyor. Şimdi diyor ki Mac merhaba Bill diyor. What are you doing? Yani ne yapıyorsun? In the evening. Akşam. O da nothing much. Pek bir şey yok diyor. Bir şey yapmıyorum. Why? Neden? We are chatting online. Yani internette konuşuyoruz. With classmates. Sınıf arkadaşlarımızla. Fancy joining us. Fancy arkadaşlar. What about, how about gibi ne dersin anlamındadır. Bize katılmaya ne dersin? I am sorry, üzgünüm, but I can't. Yapamam. I have a problem. Bir problemim var internette. O diyor ki, what do you mean? Ne demek istiyorsun? Bir tekrardan açıklıyor. It doesn't work. Çalışmıyor. Bu da anlamıyor. Bir daha soruyor. Do you mean? Yani şunu mu demek istiyorsun diyor. The internet connection. Yani internet bağlantısını mı demek istiyorsun? O da diyor ki, I think so. Yani öyle sanıyorum diyor. I will call you. Seni daha sonra arayacağım.
Şimdi burada find the sentence. Find arkadaşlar bul demek. Eğer bunu bilmiyorsanız muhakkak yazın. Cümleyi bul. In the message. Mesajlarda that shows yani gösteren Bill refuses to offer. Bill'in reddettiği daveti gösteren cümleyi bulun diyor. Hangisinde Bill daveti reddediyor? İşte arkadaşlarla konuşuyoruz diyor. Katılmak ister misin? Üzgünüm yapamam yani. 5 olacak cevap. Bu sorunun içinde what do you mean ifadeler yine kullanılıyor. Şu 8. soruya bir bakın. 8. soru gayet bu konuyla alakalı güzel bir soru. Hemen bunu durdurun. Biraz soruyu biraz inceleyin. Hemen böyle yapılacak bir soru değil. Sonra cevaplayalım. Hemen bir durdurup yapın bakalım. Evet, şimdi cevabına bakalım arkadaşlar. Sally ve Eddie konuşuyor. Aşağıdaki soru diyor ki what can we say? Biz ne söyleyebiliriz? About the dialogue. Yani diyalog hakkında ne söyleyebiliriz diyor. Şimdi bakalım Sally diyor ki Eddie I have a problem. Yani bir problemim var. İnternet bağlantısında. I know. Biliyorum. Sen good at. İyisin bilgisayarlarda. Can you help me? Bana yardım edebilir misin lütfen? Eddie de diyor ki sure. Yani tabii ki. Is your modem on? On arkadaşlar nasıl bir elektronik aleti ona getirince çalışır, off'a getirince kapanır. On çalışıyor mu? Açık mı anlamında? Sally de diyor ki what do you mean? Yani ne demek istiyorsun? What do you mean? Ne anlama geliyor? Yani ne demek istiyorsun? Diyor. O da diyor ki I mean. Demek istediğim is there. Is there arkadaşlar there is there are var. Is there var mı? A connection sign yani bir bağlantı işareti. Sign işaret demek. Bir bağlantı işareti var mı diyor ekranda. Sally diyor ki no there isn't. Hayır yok. Yani demek ki modem açık değilmiş. Eddie de diyor ki restart the modem. Modemi tekrardan diyor. Çalıştır ve bekle. Wait. Şimdi start başlatmak demek. R eki arkadaşlar yeniden anlamı kadar. Restart. Yeniden başlat. Modemi ve bekle. Okey diyor tamam. I am doing. Yapıyorum diyor. Tamam oldu. Şimdi bağlantım var. Teşekkürler. Rica ederim diyor. Şimdi Sally modemi açmadan internete girmeye çalışmış. Yine çok demek ki anlamıyor bilgisayardan. Şimdi bakalım. Eddie has the internet connection problem. Eddie sahip diyor internet bağlantı problemine. Eddie değil Sally problemi var. B'ye bakalım. Sally couldn't understand. Yani understand anlamak demek arkadaşlar. Couldn't can't'ın geçmiş zaman hali. Bilmek anlamı diyebiliriz yine yani. Veya could you please hani bunları telefon ünitesinde görmüştük. Could you tell me, işte söyleyebilir misin? Could you speak loud, daha yüksek sesle konuşabilir misin falan derken bilmek anlamında Sally couldn't understand. Yani Sally anlayamamış Eddie'yi first. İlk önce anlayamamış diyor ilk olarak. Nerede anlayamadı? Şurada anlayamadı. Ne demek istiyorsun dedi. O da bir daha açıkladı. Yani cevabımız bu olacak. Şimdi C'ye bakalım. Sally bilgisayar kullanmada good at. İyi diyor. İyi değil. Modemsiz internete girmeye çalıştığına göre iyi değil. Sally helps Eddie yani Sally yardım ediyor Eddie'ye to solve the problem. Problemi çözmek için bu da değil çünkü Eddie yardım ediyor. Yani cevabımız B şıkkı olacak. 8. soruda. Evet arkadaşlar bir de grafikleri anlama ifadelerimiz var bizim. Şimdi biz bu grafiklerle alakalı ayrı bir video çekeceğiz çünkü grafikler önemli. Ama biraz bu ünitede biraz bir giriş yapalım. Sınavlarla alakalı bu üniteyle alakalı yani sınavlarda grafik sorusu çıkabilir arkadaşlar. Grafikleri anlamak için bunlara bir bakalım. Şimdi bu ifadeleri öncelikle bilmemiz gerekiyor. Mesela most en çok demek zaten. Mostly çoğunlukla many of the things yani many çok demek. Many of the things. Of ifadesi arkadaşlar şunu şöyle bir göstereyim tekrardan. Of ifadesi ın in ekidir ve of ifadesi bağlandığı zaman soldan sağa doğru okunur. Yani onların çoğu, onların işte yarısı falan derken mesela of ın in ekidir yine gençlerin many çoğu. Mesela more than half yarıdan fazlası demek yani than half yarıdan fazlası. İşte nearly half of them yani neredeyse nearly yaklaşık olarak half of them onların yarısı yani. Of yine burada ın in eki onların yarısı anlamında. Of oraya geliyorsa soldan sağa doğru okuyacağız. Of da ın in eki. Over 50 yani 50'den fazlası over üzeri demek. At least en az işte 60% percent yüzde demek. İşte %60. İşte %50'den işte 50'den fazlası en az %60 dedik. All hepsi tümü
60% mesela %60 buraya, yani buraya 50% desek o zaman %50 olurdu. İşte 40% %40. İşte all hepsi, only ve just sadece, less daha az, nearly neredeyse veya yaklaşık olarak. Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri mutlaka ama mutlaka bilmiyorsanız deftere yazıyorsunuz. Bunlar size bir tane soru kazandırabilir. Şimdi bunlarla alakalı biraz daha etkinlikler yapacağız. Çünkü bunlar önemli. Şimdi burada arkadaşlar bir tane sayfamız var bizim. Burada sosyal medya ile alakalı ifadeler var. Sosyal medya ile alakalı grafikler var. İşte Facebook, Instagram, Snapchat falan. 5 tane de ifademiz var. Şimdi siz bu boşlukları şuradaki ifadelere bakarak doldurun. Ondan sonra da durdurup cevaplarını kontrol edelim bakalım. Şimdi doldurun bunları. Durdurup doldurun bakalım. Evet, şimdi bakalım. Birinciye bakalım. Bla bla, yani boşluk, is the most popular, yani en popüler ve often used, sık sık kullanılan sosyal medyadır diyor. En popüler, most, en çok anlamında. En çok popüler ve en çok kullanılan hangisi? Facebook, yani burada Facebook olacak. İkiye bakalım. Nearly, nearly arkadaşlar yaklaşık demek, yani hemen hemen. Half of the teens, yani of, in ekiydi burada. Yani böyle olduğu zaman soldan sağa doğru. Yani gençlerin, teens'in half'ı, yani gençlerin yarısı. Yaklaşık gençlerin yarısı kullanıyor. Yani %52, yani neredeyse %50, yarısı anlamında. %50'ye yakın. Nearly diyorsa arkadaşlar hemen hemen. %50'si. Instagram mı kullanıyor? Evet. For in 10 teenagers. Şimdi böyle bir ifade gördüğünüz zaman arkadaşlar, for 4, in 10, yani onda 4, onun içinde 4, yani %40 anlamında. Onda 4'ü gençlerin kullanır, yani %40'ı burada, ya burada yaklaşık olarak bir rakam vermiş, 41'i, yani Snapchat. For in 10 mesela onda 4, buraya gidip de işte 5, şöyle yazalım, 5 in 10 deseydi, yani onda 5 deseydi, o zaman bunu 100'e vurduğumuz zaman %50 anlamına geliyor. Teens prefer, gençler tercih eder şunu ve şunu at the same rate. Same aynı demek, rate oran demek arkadaşlar, rate oran. Aynı oranda tercih edilen Google Plus ve Twitter'a. Tabi bunlar gerçek oranlar değil, bunlar tamamıyla uydurma oranlar. Twitter ve Google Plus. Teens aren't fond of. Fond of hoşlanmak demekti. Aren't fond of, yani hoşlanmıyor platformlardan şunun ve şunun gibi. Hangi platformlardan hoşlanılmıyor? En az hoşlanılan Vine ve şu. Ama şu other social media sites, yani diğer sosyal medya siteleri, onları bilmiyoruz ne olduklarını. O yüzden Vine ve Tumblr, bunlardan hoşlanmıyorlar. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Grafiklerle alakalı daha biz ayrı bir video çekeceğiz. Bunlar çok daha fazla ayrıntılı şeyler. Şimdi burada güzel bir soru var, yani biraz orta seviyeli bir soru. Bunu bir çözmeye çalışın bakalım arkadaşlar. Şurada bilmediğimiz mesela comes the first. Comes the first, birinci gelir anlamında. Comes the first. Few mesela, few, birkaç demekti. Fewer, daha az anlamında bir kelime. Bunları not edin. Sonra among, arasında demek. Bunu daha önce de görmüştük. Şimdi durdurup bunu bir cevaplayın bakalım. Bilmediklerinizi buradan yazın. Sonra bunu bir çözelim. Şimdi durdurun. Evet, şimdi cevabına bakalım arkadaşlar. The results, yani sonuçlar diyor. Internet habits, alışkanlıklarını gösteren gençlerin. What is true, ne doğrudur diyor. According to survey results, yani anket sonuçlarına göre. Survey, anket, result, sonuç demek arkadaşlar. Result. Sonuçlara göre hangisi doğrudur? Mesela şu Resul'den aklınıza gelebilir. İşte Resul Hoca sonuçları yolladı falan, böyle kodlayabilirsiniz. Sonuç demek. Şimdi bakalım. Mavi olanlar use social network. İşte turuncu olanlar play online games. Bu şekilde. Şimdi bakalım. Practicing language, yani dil pratiği yapmak with 5%, yani %5'te comes the first. Birinci gelir diyor. Birinci mi? Değil. Tabii ki birinci değil. O yüzden bu gitti. Nearly, yaklaşık olarak half of the teenagers, yani half, yarısı, of'la bağladığı zaman soldan sağa doğru, yani gençlerin yarısı yaklaşık olarak prefer, tercih eder sosyal medya sitesini. %48'de yaklaşık yarısı, yani cevabımız doğru bu olacak. C'ye bakalım. Online shopping is, yani online alışveriş, more popular, daha popülerdir online oyunlardan gençler arasında, değil.
Oyunlara baktığımız zaman shopping burada. Oyuna baktığımız zaman burada. Yani oyun daha popüler. Alışveriş değil. Bu da gitti. Gençler sosyal medyası kullanan are fewer, daha azdır. Film izleyenlerden, film izlemelerde sarı olan, yani sosyal medya %12, 48, film %12, daha az değil, daha çok. O yüzden cevabımız 5 şık olacak. Şimdi burada arkadaşlar I mean ifadelere biraz daha detayına inelim, biraz daha bakalım. Şimdi I mean demek istiyorum, kastediyorum anlamındaydı. Mesela birbirine benzer ifadeler nasıl? Is there, yani var mı? A connection sign, bir bağlantı işareti on the screen, ekranda. I mean demek istediğim. Is your PC, PC dediği personal computer, yani kişisel bilgisayarın, online or offline, yani internete bağlı mı yoksa değil mi? Yani iki tane birbirine yakın anlamlı ifade. Mesela obey the internet safety rules. Obey uymak demek. Uy diyor internet güvenlik kurallarına. I mean demek istediğim. Don't share, paylaşma your personal information, kişisel bilgilerini ve password, yani şifreni paylaşma gibi ifadeler. Yani I mean ifadeler birbirine benzer ifadeler. Mesela avoid kaçın demek. Using dangerous sites, yani tehlikeli siteleri kullanmaktan kaçın. I mean demek istediğim use safe websites, güvenli web sitelerini kullan. Şu soru yarım kalmıştı arkadaşlar. Eda hocanız çözerken videoda yarım kalmış. Hemen şuna da bir bakın. Cevabında çözülüyordu zaten. Hemen bunun cevabını verelim. Şimdi according to the information, yani bilgiye göre diyor, above yukarıdaki, who has a website, yani kimin bir web sitesi var, to give information bilgi vermek için, about the events olaylar hakkında, in a city bir şehirde veya tüm dünyada, yani bize haber sitesini soruyor. Yukarı baktığımız zaman Bob uçuş bileti falan diyor. Joanna'ya baktığımız zaman read daily news günlük haberleri iyi bir seçenek diyor. Yani bu olacak cevap. Yanlış oldu. Şöyle silelim şu. Bu zaten müzikle alakalı. Bu da online oyunla alakalı bir şey. O yüzden cevap B olacak. Şimdi burada arkadaşlar internet ünitesinde geçen kelimelerle alakalı, yani soru kalıplarıyla alakalı ifadeler var. Hemen bunları durdurup mesela şu ilk 1, 2, 3, 6, 7 tanesine bakın. Anlamlarını söyleyin kendiniz. Sonra ben bunları tercüme edeceğim. Kontrolünü yaparız. Hemen durdurun. Bir çevirin bakalım. Evet, yapmışsınız. Şimdi bunları bir kontrol edelim. For what purposes, yani ne amaçlar için? Do you use the internet? İnterneti kullanırsın demek. Why do you use the internet? Yani interneti niçin kullanırsın? Mesela you use the internet. Sen interneti kullanırsın anlamında. Özne, yük, fiil. İşte nesne diye gidiyor. Sonrakine bakalım. Mesela what is your reason? Yani senin sebebin ne diyor? For using the internet. İnterneti kullanmak için. How often? How often arkadaşlar ne sıklıkla demek. Do you use the internet? Yani ne sıklıkla interneti kullanırsın? İşte you use the internet. Sen interneti kullanırsın. Do başa gelmiş. Kullanır mısın? How often? Ne sıklıkla interneti kullanırsın? How many friends? Yani kaç tane arkadaşın? Do you have? Sahipsin diyor. On your social media account, yani sosyal medya hesabında. Which device? Hangi cihazı? Do you prefer? Tercih edersin interneti kullandığın zaman. Sonra bunlara bir hemen durdurup bakın bakalım. Evet, bakmışsınızdır. Where do you usually, yani genellikle nerede interneti kullanırsın? Şimdi şöyle baktığımız zaman sen genellikle interneti kullanırsın. Do başa geldiği zaman soru cümlesi, kullanır mısın? Where de, nerede interneti kullanırsın? Can you regulate? Regulate yönetmek, hakim olabilir misin diyor kendine internette. So what's the problem? Sorun ne internette? What is the total number? Yani toplam sayı ne diyor? Active internet users, yani aktif internet kullanıcısının. How do you mostly access? Access de erişmek demek. Yani çoğunlukla nasıl erişirsin sosyal medyaya? What do you do? Ne yaparsın internette? Where are the most of the internet users? Yani nerede diyor. Of'la bağlamış bakın yine. Internet user, yani internet kullanıcıların most'u, çoğulu. Buradan soldan sağa doğru bu in eki. Yani internet kullanıcıların çoğu nerede? What percentage? Percentage yani yüzde. Of teenagers, yani of'la, yani gençlerin yüzdesi. Yani ne yüzdesi gençlerin internet kullanırken diyor. Yüzdesi ne diye soruyor.
Sonra aşağıda how many hours yani kaç saat amount yani ayda do you spend harcarsın online internette. Şimdi arkadaşlar bu soru kalıplarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü sınavlarda bunu boyuna bize soruyor ve bunlar yine önümüzdeki senelerde bakın lisede falan hep karşımıza çıkacak ifadeler. Bunları yazın muhakkak unutmayın bunları tekrarını yapın. Sadece sınav için değil arkadaşlar öğrenmek için bunları yapın. Çünkü İngilizce siz okuduğunuz okul okuduğunuz zamanlar yani ne kadar okursanız o kadar karşınıza çıkacak bir ders. Çünkü bunları ne kadar bilirseniz o kadar iyi. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden bunları muhakkak unutmayın. Şimdi şurada Kate ve Ravi'nin konuşması var. Which one is true? Yani hangisi doğrudur diyor. About the dialog. Diyalog hakkında. Şimdi hemen bunu durdurup kolay bir soru. Hemen kolay bir soruyu yapın bakalım arkadaşlar. Durdurun. Evet, şimdi bakalım cevabına. How many hours? Yani kaç saat? Do you connect? İnternete bağlanırsın diyor. A day. Günde. O diyor ki about 5 hours. Yani yaklaşık 5 saat. O da diyor ki I think. Bence it is too much. Çok fazla. You should spend, harcamalısın, less time, daha az zaman, on it, yani internette. Hangisi doğru diyordu? Kate has the same opinion with Roy. Arkadaşlar, same, some bazı, same, aynı demek. Aynı, opinion da fikir. Kate aynı fikre sahip Roy'la değil. Roy is addicted. Addicted, bağımlı demekti. İnternete bağımlı, yani bu. Kate uses the internet. Kate interneti kullanır, more. More'den daha fazla. Kimden? Roy'dan daha fazla. Kullanıyor mu? Hayır. Roy internettedir diyor. Less. Less de daha az demekti. 4 saatten daha az. Şimdi bu 5 saat dediğine göre bu da yanlış. Yani cevabımız bursa olacak. Evet, su ile alakalı burada bir metin var. Bu metni okuyup sonra bu soruyu cevaplayın bakalım arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Hemen durdurun cevaplayın bakalım. Evet, metni bir tercüme edelim hızlıca. I have an internet connection, yani internet bağlantısına sahibim at home, evde, but, ama I don't use, kullanmıyorum onu, el at, fazla, I mean, demek istediğim, I am not an internet addict, yani internet bağımlısı not, değilim. I don't play online games, online oyun oynamıyorum, chat online, internette chatleşmiyorum veya sosyal medya kullanmıyorum diyor. I think, bence, they are boring, onlar sıkıcı. Nadiren maillerimi kontrol ediyorum. Ben tercih ederim gazete okumayı to reading news online yani internetten haber okumaya. Preferli ifadeleri görmüştük yine önceki videolarda. However arkadaşlar ama demek. But'la aynı anlama geliyor bu ama. I always do online shopping. Her zaman online shopping yani internetten alışveriş yaparım. Because bakın neden sonuç bildiren şey ifadelerde değil de yani because sebep bildiren bir ifadeydi. So neden sonuç bildiriyordu. Because çünkü it is easier. Daha kolay ve cheaper. Daha ucuz. So bu yüzden I never işte do I never go to shopping malls. Asla alışveriş merkezine gitmem. Elbise almak için. Şimdi burada da neden sonuç bildiriyor. Çünkü kolay. Bu yüzden gitmem. Yani nedeni kolay sonucu gitmiyor. Veya because so bu ifadeleri arkadaşlar cümle kurarak, siz de kendiniz cümle kurarak bunları kullanabilirsiniz. Çok daha iyi olur bu şekilde yapmanız. Şimdi bakalım, which picture, hangi resim, shows, gösterir, Su'nun internet alışkanlığını. Alışveriş yapıyordu yani, şurada kredi kartı var, cevabımız A şıkkı olacak. Evet, son olarak bu soruyu da cevaplayalım. Bu soru biraz daha orta seviyeli bir soru arkadaşlar. Hemen metni durdurun, videoyu durdurun. Sonra bu sorunun bir cevabını yapın bakalım. Durdurun şimdi. Evet, şimdi cevabına bakalım. Answer the question. Soruyu cevapladı. According to dialogue between Amanda and Pat. Yani şunların arasındaki diyaloğa göre. Which question? Hangi soruyu does Amanda not ask? Yani sormamış. Yine bunları soru cevap şeklinde eşleştireceğiz. Açıkta kalana bakacağız. Şimdi hi Bet, merhaba Bet diyor ve bir soru soruyor. Öbürü cevap veriyor. Diyor ki no not at all. Not at all ifadesi birinci videoda görmüştük. Hayır hiç işim yok. Neden anlamındaydı. Yani are you doing anything? Bir şey yapıyor musun this evening bu akşam? O da hayır hiç işim yok. Neden? Sonra bir soru daha soruyor. O da diyor ki I would love to. İsterim ama yapamam. İnternetim bozuk. Demek ki internetle alakalı bir şey önermiş. Yani how about? Ne dersin? Online konuşmaya 8'de. O da isterim ama yapamam. İnternet bozuk. Bir şey söylüyor. O da diyor ki diyor düşünüyor. İnternet diyor.
problemim internet bağlantısı düzgün çalışmıyor diyor. Yani bakın iki şeyi açıklamış, tekrardan açıklamış. Yani öbürü arada ne demek istiyorsun diye sormuş. What do you mean by that exactly? Yani bunu sormuş. Yani bu da gitti. Bu da bizim cevabımız değil. Bu da gittiğine göre cevabımız A şıkkı kaldı. O da that's too bad, yani çok kötü. Yarın okulda görüşürüz diyor. Peki A şıkkında ne diyor? Can you say it slowly? Yani söyleyebilir misin? Slowly, daha yavaş. Lütfen, bu hiç metinle alakası yok. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar, bu üniteyle alakalı sizlere ödevler göndereceğiz. İşte sorular göndereceğiz. Yazı yazma ifadeleri göndereceğiz. Bunları muhakkak yapın. Bunlar tekrar amaçlı ifadeler. Ünitelerimiz bittikten sonra da LGS soru kökleriyle alakalı işte sorular, işte grafiklerle alakalı, işte diyalog tamamlamalar gibi sorular nasıl çıkar, bunların üzerine videolar çekip devam edeceğiz. Bu EBA'dan işte ve size WhatsApp gruplarından gönderilen ödevleri mutlaka arkadaşlar yapın ve dersinize giren öğretmen kimse yapamadığınız şeyleri ona bildirin ve cevaplarını bulun. Yani cevapsız kalmayın. Görüşmek üzere.